Hepinize merhaba arkadaşlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Öncelikle anlattığım itiraflar bana ait değil, sizlerden gelenler ve internet üzerinden yazılan yaşanmış gerçek hikayelerdir. Bu konu hakkında çok mesaj alıyordum, bu bilgiyi de sizlere aktarmak istedim. Dilerseniz direkt itiraflara geçelim. Selamlar. Ben 24 yaşında çalışan, çevresi tarafından çok sevilen ve beğenilen genç bir kızım. Ancak sanırım kendime uygun olmayan birisiyle yakınlık kurdum. Bundan bir yıl kadar önce bir gençle tanıştım. Olgun hareketlerini çok beğendim. Zamanla da ona aşık olduğumu anladım. İlişkimiz halen de sürüyor. Ama bundan kısa bir süre önce hayatımın hatasını yaptım. Onunla beraber oldum. Şimdi çok pişmanım. Ölmek istiyorum. Çünkü bana karşı birden çok değişti. Şimdi sık sık kavga ediyoruz. Evlenelim dediğim zaman kabul etmiyor. Nedenine gelince benim bakir olduğuma inanmıyor. Çünkü benden herhangi bir belirti gelmedi. Bu nasıl olur bilmiyorum. Oysa ben ilk kez onunla beraber olmuştum. Hayatımda ondan başka kimse olmadı. O benim daha önce birileriyle beraber olduğumu düşünüyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Bana daha önce çok değer veren bir insandı. Şimdi ise nasıl bu kadar değişebilir anlayamıyorum. Neden böyle davranıyor olabilir? Bana bir şeyler yazarsanız çok sevinirim. İkinci itiraf. Merhabalar, 20 yaşında bir ablam var. Kendisi üniversite öğrencisi. Ama bu sene tekrar üniversite sınavına hazırlanıyor. Çünkü Ankara'da okumak istiyor. Bütün bunlar gayet normal ama geçen gün dertleşirken bana bir sevgilisi olduğunu ve üstelik internette tanıştıklarını söyledi. Fotoğraflarını gösterdi. Hoş bir çocuk, ona bir itirazım yok. Ama böyle bir ortamda tanışmalarını kaldıramıyorum. Telefonda konuşuyorlar saatlerce, mesajlaşıyorlar. Anladım, birbirlerini deli gibi seviyorlar. Bu genç Konya'da okuyor, son sınıfta. Ablamla evlilik planları yapmaya başlamışlar. Çocuklarının adını bile koymuşlar. Ankara'da oturma planları yapıyorlar. Her şeyi konuşmuşlar. Hatta ablam bana öyle bir şey anlatıyor ki o askere gidecek, gelecek, işlerini yoluna koyacak ve ben de o sırada okulumu bitireceğim gibi cümleler duyuyorum ağzından. İyi bir gence benziyor. Çalışkan, hırslı, hedefleri var. Çok da iyi anlaşıyorlar. Ama onlar evlenirse internette tanıştıkları aklından hiçbir şekilde çıkmayacak. Sizlere soruyorum, internetten tanışanlar mutlu olabilirler mi gerçekten? Ne olursunuz bana bir akıl fikir verin. Bu durumu kabullenmeli miyim? Yoksa engel mi olmalıyım? Ben ikisini nasıl ayırayım? Ya da ayırmamalı mıyım? Üçüncü itiraf. Selamlar. Ben 31 yaşında iki çocuk annesi genç bir kadınım. Eşimle iyi kötü günlerimiz oldu. Eşim aslında iyi bir insandır. Ancak en kötü yanı kadınlara karşı zaafıdır. Biraz da her şeye kolaylıkla inanan saf ve çocuk ruhlu bir adamdır. İşte bu yüzden başımız hep derde girdi. Şimdi o da ben de ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çünkü eşimin bundan bir süre önce birlikte olduğu bir kadın vardı. Eşim onunla 4 ay kadar beraber olmuştu. Sonra benden özür dileyip pişman olduğunu söyleyince ben de onu affetmiştim. Gerçekten de o günden sonra aramızda her şey çok güzel gidiyor, artık düzenli çalışıyor, parasını olduğu gibi bana getiriyordu. İçki ve sigarayı bırakmıştı. Geceleri eve geliyor, asla dışarıda kalmıyordu. Sanırım o kadının iyi biri olmadığını anlamıştı. Benim kıymetimi bildi. Ama işte bundan bir süre önce aldığımız bir haber bizi yıktı. O kadın gizliden gizliye eşimden olduğunu iddia ettiği bir çocuk doğurmuş. Çocuk şimdi birkaç aylık olmuş. Nüfus kağıdı çıkarmak istediğini söyleyerek eşime haber göndermiş. Eşim bu habere inanmadı. Telaşlanıp bana ne yapması gerektiğini soruyor şimdi. Gerçekten biz kendi çocuklarımızla kendi hayatımızı zar zor götürürken bir de bu çocuğun bakımını üzerimize nasıl alacağız? Ne yapacağız? Acaba kadın doğru mu söylüyor? Çocuk gerçekten eşimden olabilir mi? Kafam çok karışık. Lütfen bana bir şeyler söyleyin. Başımız dertte. Dördüncü itiraf. Selamlar. Geçtiğimiz yıl birini çok ama çok sevdim. Ama kendisi doğulu bir ailenin oğlu. Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Öyle iyi bir genç ki. Bir süre önce birini sevmiş, evlenmiş ama kısa bir zaman sonra ayrılmak için mahkemeye başvurmuş. Bir gün annesi beni tanımak istediğini ve oğlunun bazı gerçeklerini benden sakladığını söyledi. Aslında sanırım oğluna kendi memleketinden bir kız bulmuş. Zaten ben hayatına girmeden o kızla birlikteymiş. Bana her şeyi tek tek anlattı. Hiçbir şey saklamadı. Fakat ben hataları olsa da onu çok seviyorum.
Annesi benim bütün bunları bilmediğimi sanıyormuş. Benim varlığımı öğrenince de krizlere girmiş. Oysa ne beni ne de ailemi tanır. Erkek arkadaşımla 9 aydır çıkıyoruz. İnanın o da beni çok ama çok seviyor. Annesinin yanında beni sevdiğini söylemekten çekinmiyor. Evlatlıktan bile reddetseler benimle evlenmek istediğini söyledi. Annesi ise akşamları telefonla konuşmamızı bile yasakladı. Oysa ikimize de bir şans vermeleri gerekmez mi? Ailem ise her zamanki gibi beni destekliyor. Bu nasıl bir ailedir? Babasını arayıp görüşsem, kendimi küçük düşürmüş olur muyum? Bana akıl verir misiniz? Kafam çok karışık. 5. itiraf. Deşifre olmamak için isim ve yer belirtmeden anlatacağım. Hayatımda yolun yarısına girmeme 1-2 sene kaldı. 30 yaşına gelmiştim. Sevebileceğim birini bulmaktan ümidimi kesmişken karşıma çıkan ilk kızla mantık evliliği yaparak belki de biraz sevgi karışımıyla evlendim. İşime karşı hep saygılı oldum. Hala da öyleyim. O da bana karşı saygılı ve beni çok seviyor. Bu bana yeter sanıyordum. Ama hayatımda hep eksik bir şeyler vardı. Çözemiyordum. Belki çocuk özlemi, belki başka bir şeydi. Bazen kısa süreli ağlama nöbetleri geçirip gözyaşlarımı içime akıtırdım. Ama nedenini asla çözemezdim. Artık alamıyorum. Yeni iş yerimde bir arkadaşım var. Onu tanıdıkça sevdim. Sevdikçe bağlandım. Hayatımda ilk defa sevdim ve ondan çocuk sahibi olmak istedim. Olanları kendisine de anlattım. Evli olmasam belki o da beni sevecek ama şu durumda bir şeyler söylemiyor. Onunla sıradan bir arkadaş olmak zoruma gidiyor. Hayatımda ilk defa birini böyle seviyorken onsuz yaşamak anlamsız geliyor bana. Her an onu düşünmekten alamıyorum kendimi. Yanımdayken bile o kadar uzakta olduğunu hissediyorum ki o ise hiçbir zaman gerçek duygularını benimle paylaşmıyor. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bana fikirlerinizi söylerseniz çok mesut ve bahtiyar olacağım. 6. itiraf. Selamlar. Boşanmış bir kadınım. Çok yeni bir gönül ilişkim var. Ama o kişi çocuğumu sevmiyor. Çocuklu bir kadının özel ilişkisi olmuyormuş. Bunu çok iyi anladım. Ben bir şirkette yöneticilik yapıyorum. İlk eşimden olan 12 yaşında bir kızım var. 4 yıldır bir başkasıyla evliyim. Kızım da bizimle yaşıyor. Ama şimdiki eşimle kızım arasında ciddi sorunlar var. Eşim kızımı kaldıramıyor. Ona katlanamıyor. Yemesine, içmesine, gezmesine, ona alınan kişisel eşyalarına kadar her şeye karışıyor. Kızım sebze yemeklerini sevmiyor. Onun için aperatif şeyler hazırlıyorum. Makarna, patates kızartması gibi. Onların bile lafını yapıyor. Kızımın rahat ve ne olursa olsun mutlu görünmesi eşimi çok rahatsız ediyor. Bunu hiçbir şekilde aşamıyoruz. Kızımı aldıklarım, yedirdiklerim bile problem haline gelmeye başladı. Kızım da onun bu sevgisizliğinin farkında ve bu yüzden nefret ediyor eşimden. Bir yandan da onu hiç umursamıyor. Kendi odasına kapanıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Önerilerinize çok ihtiyacım var. Aslında boşanmayı düşünüyorum. Ama çözülebilir bir durum var ise en azından sizlerden aldığım yardımlarla belki farklı bir adım atabilirim.